İyi günler arkadaşlar. Ben Leyla Başboğa Avcı, Kültür Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. Bugün size arkadaşlar çemberden ve çemberin çevresinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle çemberimizin tanımını hatırlayalım. Çemberimiz neydi arkadaşlar? Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki bütün noktaların oluşturduğu şekle ne diyorduk biz? Çember diyorduk. Çemberimizin tam ortasında, çemberin bütün sınırlarına, dış sınırına eşit uzaklıkta olan noktamız arkadaşlar merkez diyoruz. Aşağıda da belirttiğimiz gibi. Evet, genellikle O yazarak ifade ediyoruz. Merkezden çemberin sınırlarına çizilen doğru parçası neyse arkadaşlar yarıçap denir ve yarıçap küçük R sembolüyle gösterilir. Çemberin merkezinden sınırına çizilen bütün doğru parçalar arkadaşlar yarıçaptır ve birbirine eşittir. Çemberimizin tam ortasından merkezden geçen ve çemberi ikiye bölen doğru parçamız ise yani AB doğru parçamız çaptır arkadaşlar. Ve çapımızı büyük R sembolü ile gösteririz. Şimdi çemberimizin elemanlarını tekrar edelim. Merkezimiz vardı. Merkezimiz çemberin tam ortasında bulunan noktaydı. Yarı çapımız vardı. Yarı çapımız ise merkezden çemberin sınırlarına çizilen doğru parçasıydı. Ve R sembolü ile gösteriliyordu. Küçük R sembolü ile. Çap ise merkezden geçen ve çemberi iki eşit parçaya bölen doğru parçacısıydı. Bu da büyük R ile gösteriliyordu. Şimdi çemberin çevresinden bahsedeceğiz. Ama çemberin çevresinden bahsetmeden önce arkadaşlar çevresini bulurken kullandığımız bağıntıda gördüğümüz pi sayısından bahsedelim. Pi sayısı arkadaşlar bir çemberin çevresinin çapına oranı arkadaşlar. Artık dünya pi günü olarak 14 Mart tarihinde okullarımızda etkinlikler yapıyoruz. Dünya pi gününü kutluyoruz arkadaşlar. Pi sayımız önemli bir sayı. Özellikle çemberin çevresini, alanını bulurken kullandığımız bir sayı. Pi sayısını sorularımızda farklı değerler olarak verebilir. 3 olarak, 3,14 olarak veya 22/7 olarak verebilir arkadaşlar. Şimdi hemen çemberimiz var. Bir çemberimiz var. O merkezi bir çemberimiz ve R yarıçaplı. Şimdi R yarıçaplı çemberimizin çevresini Ç eşittir 2 çarpı pi çarpı R bağıntısıyla buluyoruz. Burada iki tane R'nin bir çapa eşit olduğunu, iki yarıçapın bir çapa eşit olduğunu biliyorduk. O yüzden çevremizi çap çarpı pi sayısı olarak da hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir soru yapalım bakalım. Sorumuz var neymiş? Yandaki şekilde verilen bisikletin ön tekerleğinin yarıçapı 50 santim, arka tekerleğinin yarıçapı 25 santimdir demiş. Hemen şöyle ön tekerleğime bakıyorum. 50 santim. Arka tekerleğime bakıyorum. 25 santimmiş. Devam ediyorum soruma. 540 metrelik bir parkuru tamamlayan bisikletin ön ve arka tekerleklerinin attıkları tur sayısının farkı kaçtır demiş. Şimdi bildiğimiz üzere arkadaşlar bir bisiklet tekerleğinin çevresinin attığı tur sayısı kadar yol alır arkadaşlar. O halde ben tekerleğimin kaç tur attığını bulabilmek için aldığı yolu çevresine bölebilirim. Şimdi öncelikle o zaman tekerleklerimizin çevrelerini bulalım arkadaşlar. Ön tekerleğin çevresi arkadaşlar. Neye eşittir ön tekerleğimizin çevresi arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r bağıntısından hemen yerlerine yerleştirelim. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. 3 çarpı yarıçapımız ne arkadaşlar? 50. Çarpacak olursak 2 kere 3 6,
6 kere 50 ne yapacaktır? 300 santimetre yapacaktır. Bu ön tekerleğimizin çevresi. Şimdi ise arka tekerleğimizin çevresini bulalım. Aynı bağıntıyı kullanıyoruz. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı pi'miz 3'müş. Yarı çapımız neydi arkadaşlar? 25 santimetre. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 3 6. 6 ile 25 çarparsak ne yapacak arkadaşlar? 150 santimetre yapacak. Şimdi attıkları turları bulabilmek için aldıkları yolu ne yapacaktım? Çevrelerine bölecektim. Şimdi aldıkları yol ne kadar arkadaşlar? 540 metre. Öncelikle metreyi birimimiz olan, tekerleklerimizin çevresinin birimi olan santimetreye çevirelim. 540 metre ne yapar arkadaşlar? 54 bin santimetre yapar. Şimdi öncelikle ön tekerleğin attığı tur sayısını bulalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Aldığı yol, yani 54 bin bölü ne diyorduk arkadaşlar? Ön tekerleğimizin çevresi. Önceden sadeleştirme yapabiliyoruz. Şimdi 540'ı 3'e bölersek ne yapacak arkadaşlar? 180 tur yapacaktır. Şimdi ise arka tekerleğimizin attığı tur sayısını bulalım arkadaşlar. Bu neye eşittir? Yine aynı şekilde aldığı yolumuz eşit 54.000 bölü arka tekerleğimizin çevresi neydi? 150 santimetreydi. Tekrar önden sadeleştirme yapabiliriz. 5400'ü 15'e bölersek arkadaşlar 360 tur yapacaktır. Şimdi sorumuz bizden ne istemişti arkadaşlar? Attıkları tur sayılarının farkını istemişti. Bu halde hemen ne yapıyoruz? 360 eksi 180 diyoruz. Ne yapacaktır arkadaşlar? 180 yapacaktır. Demek ki ön tekerleğimizden 180 tur daha fazla atmıştır. Başka bir soruya geçelim. Evet. Yukarıda verilen şekilde O ve M merkezi yarım çemberler verilmiştir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Hemen yarım çemberlerime bakıyorum. O merkezi yarım çemberimin yarıçapı 12 santimetre. M merkezi yarım çemberimin yarıçapı ise 5 santimetre. Evet, şeklimizin çevresini hesaplayacağız. Şeklimizin çevresinde ne var arkadaşlar? Öncelikle O merkezli yarım çemberimizin çevresi, M merkezli yarım çemberimizin çevresi, 2 tane yarıçapım O merkezli, ayrıca bir iki yarıçap da burada var arkadaşlar. O da M merkezli yarım çemberimizin çapı arkadaşlar. Şimdi öncelikle O merkezli yarım çemberimin çevresini bulalım. O merkezli çemberin çevresi. Normalde nedir arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r bağıntısından buluyoruz. 2 çarpı pi 3 alın demiş. 3 yarıçapımız neydi? 12 idi. Kaç yaptı arkadaşlar? 2 kere 3 6. 6 ile 12'yi çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 72 santimetre yapar. Çemberimiz yarım olduğu için arkadaşlar, yarım olduğu için ne yapacağız? 72 bölü 2'den ne yapacak? 36 santimetre yapacak O merkezli yarım çemberimin çevresi. Şimdi ise M merkezli çemberimizin çevresini bulalım arkadaşlar. Yine aynı bağıntıyı yazıyoruz. 2 çarpı pi çarpı r. Hemen yazalım. 2 çarpı pi'miz 3'tü. Yarıçapımız neydi? Dönüp tekrar bakalım arkadaşlar. 5 santimdi. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 3 6. 6 çarpı 5 ne yapacak arkadaşlar? 30 santimetre yapacak. Aynı şekilde bu da yarım çember olduğu için, yarım olduğu için ne yapacak? 30 bölü 2'den arkadaşlar 15 santimetre yapacak.
Şimdi arkadaşlar, bu da bizim M merkezli yarım çemberimizin çevresi. Şeklimizin çevresinde ne vardı arkadaşlar? O merkezli yarım çemberimizin çevresi. M merkezi hemen yazıyoruz. O merkezli yarım çemberimizin çevresi. Artı M merkezi yarım çemberimizin çevresi. Artı iki tane O merkezi yarım çemberin yarı çapı. Yani 2 çarpı 12. Ve 2 tane de M merkezi yarım çemberimin yarı çapı vardı. 2 tane de ne vardı arkadaşlar? 5 vardı. Şimdi hemen hesaplayalım şuradan. 36 artı 15 artı, önce çarpma işlemlerini yapıyoruz, işlem önceliği. 2 çarpı 12'den 24 artı 2 çarpı 5'ten 10. Şimdi hepsini toplayalım arkadaşlar. Hepsini toplayalım. Şöyle 6, 5, 11, 15. Evet. Ne yapacak? 4, 5, evet, 7, 8, 85 santimetre yapacak şeklimizin çevresi. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber çemberden, çemberin elemanlarından ve çevresinden bahsettik arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.